Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ala Resulina Muhammedin, salavat. Hatta Kur'an'ı muhafaza etmek borcumuz olsun. İnşallah onu yapacağız. Zamanımız kısa olduğu için Ulul Az peygamberlerden bahsedeceğim. Sebebi şu, Davut Aleyhisselam kitap peygamberi, yani kitap verildiği halde Ulul Az peygamberlerden olmaması sorusundan yola çıkarak Ulul Az peygamberler ne demektir diye şeyine vardık. Çok ilginçtir. İbrahim Aleyhisselam mesela suhuf verilmiş. Kaç suhuf? 10. 10 suhuf verilmiş Ulul Az peygamberi. Davut Aleyhisselam'a ne verilmiş? Zebur verilmiş. Ulul Az peygamberi değil. Çok tuhaf. Yani bu meraktan yani. Bir daha söyleyeyim, daha önce söyledim. Ne ders yapıyorsam inanın iş olsun diye yapmıyorum. Benim merak ettiğim, zaten bunları bak kaydediyorum. Risale'nin konusuysa Risale. Şeriat kitapları ise şeriat kitaplarından, bu şeriat kitaplarından. Şeriat kitaplarından. Ben merak ediyorum, kaydediyorum, paylaşıyorum. İstifade eden eder. Ulul Az peygamberler başta altında azim. Ulul Azm, azim gibi bir işin icrasına ve yerine getirilmesine kalbi kesinlikle bağlamak yahut iradede sabır ve sebat ile maksadı takip ve gayret sarf etmek, ısrarla istemek, azimi okuyorum manası. Ulul Azm'daki azim. İsrarla istemek, yemin etmek, zoru başarmaya karar vermek ve yapılacak işi ciddiye almak manalarına gelir. Ulul Azm'da, yani azim buydu. Ulul Azm'da ne demek azim? Orada kullanılırsa. Allah'ın Celle Celaluhu kendilerinden yerine getirilmesini istediği şeylerde kararlılık, 2 sabır, 3 gayret gösteren peygamberler demektir. 3 tane sıfatı barındırıyor. Ulul Azm. Bir de okuyayım. Allah'ın kendilerinden yerine getirilmesini istediği şeylerde, peygamberlerde kararlılık, sabır ve gayret gösteren peygamberler demektir. Ulul Azm peygamberler 1. Hazreti Nuh. Var mı suhufu? Şit 50. İbrahim Adem Aleyhisselam. Barlamı getirsene sana zaten. Adem Aleyhisselam'ın da onu. Ya nasıl şey yapmıyorsunuz peki? İbrahim Adem Aleyhisselam 10 sefer abi. Şit Aleyhisselam 50. Şit. Bir de Nuh Aleyhisselam galiba 30'du abi ya. Çünkü 30. Çünkü 100 atması lazım ya. Nuh muydu? Peki, delilli olsun, ben size barlada göstereyim. Bak, o zaman. Ulul Azm peygamberler 1, Hazreti Nuh Aleyhisselam. 2, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. 3, yani Nuh'u çok kullanır Risale'de. 3, Hazreti Musa Aleyhisselam. 4, Hazreti İsa Aleyhisselam. 5, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peki, peygamberlerin sıralaması barlada neredeydi? Bir şiir gibi var ya. Sayfa 100'de. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa. Şit Aleyhisselam'a 50. İdris Aleyhisselam'a 30. İbrahim Aleyhisselam'a 10. Nuh'a yok. Yok. Yok da verecek halimiz yok tabi. İsrar ediyoruz ama yok. Bir de okuyayım. Adem Aleyhisselam'a 10 suf. Şita 99'dan okuyorum ama abi biz baktık da bir yok. Yani peygamberlerin sıralaması var burada. Ben de onu karşılığına ne verilmiş diye bakıyorum. İbrahim'le Lut galiba aynı asırda gelmiş. Süleyman, Üzeyir, Daniel, Lokman aynı zamanda
şey yapılıyor. Musa aleyhisselam bakayım nerede? O da biliyorsunuz malum. Adem aleyhisselam 10 suf. Şit aleyhisselam 50. İdris Nebi Hülle biçer. Gezer Allah deyü 30. İbrahim aleyhisselam 10. Ondan sonra diğerlerine kitap verilmiş. Tamam. Sınıfların tamam toplamı şey yapıyor. 100. 100 yapıyor. 100. Esasen peygamberlerin anaları farklı, babaları bir kardeştir. Dinleri birdir. Hadisiyle. Hadisiyle. Bu hadis. Peygamberimiz aleyhisselam böyle diyor. Esas peygamberlerin anaları farklı, babaları bir kardeştir. Peygamberler dönüm noktalarında dünyaya gelmişler. Peygamberler dönüm noktalarında. Peygamberler, bir daha söylüyorum, dönüm noktalarında bir yere gelmişler. Bazı yönleriyle diğer peygamberlerden farklı özellikleri bulunan peygamberler, Ulul az peygamberleri olarak vasıflanmıştır. Bazı peygamberler diğerlerinde farklı özelliği var. Köşe taşı vazifesi yapıyor. İnkılaplardan şey yapıyor, onu okuyacağım. Ulul az peygamberlerin ortak yönleri neymiş? Ulul az kaç taneydi? 5. Sayalım. Biraz önce saydım. İbrahim aleyhisselam. Ya sıra yapsana. Peki ABC'ci de yapalım, tamam. Adem yok. İbrahim aleyhisselam. Nuh aleyhisselam. Nuh. İsa aleyhisselam. Ama olmadı. İbrahim, İsa, Musa aleyhisselam. Musa. Neyse sırayla. Nuh. İbrahim, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam. Bizim farklı bileceğimiz iki tane ya. Nuh'la İbrahim. Diğerleri malum. Nuh'la İbrahim. Nuh İbrahim. Tamam. İsa, Musa, Muhammed aleyhissalatü vesselamlar. Şimdi bunların ortak özellikleri neymiş? Ben de şaşırdım ha, Davut yok. Onu anlatacak. Bir, Kur'an'da adı geçen seçkin ailelere mensup olmaları. Ali İmran suresinde Allah birbirinden gelme nesil olarak Adem'in, Nuh'u, İbrahim ailesi seçip alemlere üstün kıldı diyor. Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların Hazreti İbrahim'i ataları kabul etmeleri. Şüphesiz İbrahim de onun, yani Nuh'un milletindendi. İbrahim. Resuller tebliğ ettiğinden karşı çıkanlara harp ilan ederlermiş. Nebiler ise, bak, resuller tebliğ ettiğinden karşı çıkanlara harp ilan ederlerdi. Nebiler ise reddederlerse harp etmezler. Sadece tebliğ ve ikaz ile iktifa ederler. Nebiler. Yani kitap verilmemiş, önceki peygamberin kitabıyla hareket edene nebi denilir. Kitap verilen Resul denilir. İlk defa İslam aslanının arasındaki fark. İlk defa hayatımda. Allah Allah. İlk defa hani derle savaş eder. Hiçbir yerde duymadım. Hiçbir yerde rastlamadım. Araştırdım abi, çok uğraştım. Bulamazsın, git ara hocadan sor bakalım. Bilmez. Ben de bilmiyordum. İlk defa duydum. Evet. Mesela şöyle derler. Nebi ile Resul arasında birisine kitap verilmiş, birisine kitap verilmemiş. Ama Resuller tebliğ etti. Reddederlerse harp ilan ederler. Nebiler ise tebliğ ederler, ikaz ederlerle bunlarla iktifa ederler. Hazreti İsa aleyhisselam hikmet, Tevrat ve İncil öğretilmişti. Hazreti İsa aleyhisselama hikmet, ondan sonra Tevrat ve İncil öğretilmişti. Nuh ile İbrahim aleyhisselamlar insanlık tarihinin belirli zaman dilimlerinde ortaya çıkan iki önemli şahsiyet, İki köşe taşı durumundadırlar. Yani Ulul Azm peygamberlerin en büyük özelliklerini de sayarken işte bunlar, bir tanesi de şu.
bir inkılap başı olma. Kitap bile verilse Davut'a inkılap değil o. Adeta önceki peygamberlerin şeriatlarının unutulmuş olanlar var veya diğer bölgelerde peygamberler var. Mesela çünkü iletişim olmadığından Adapazarı'na bir peygamber, Mersin'e bir peygamber, işte Marsilya'ya bir peygamber, efendim Azerbaycan'a bir peygamber, böyle aynı tarihte mutadid peygamber gelmiş ama birbirlerinden haberi yok. Toplam onun için 124 bin tane peygamber gelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında muhabere, haberleşme, iletişim, dünya bir köy şekline geldiği için çok peygambere ihtiyaç kalmamıştır. O zaman bakın düşünebiliyor musunuz? Yani ben kendi ilçemden bahsedeyim, Rize Pazar'da. Dedem anlatırdı. Çok tuhaf yani. Oğlum derdi, dedi, biz dedi sahildeydik. Büyük bir felaket oldu diyor, yani sel felaketi. Bir baktık ki dere, yonga deriz yani kiremit yok, kestane ağacını böyle balta ile kapak atarlar yani. Kapak kapak keserler yani şu kadar şu kadar. Hani vurursun pat atarsın. Onunla kiremit, ben çünkü yaşadım öyle 7 yaşı öyle büyüdüm, Merze'de büyüdüm, kiremit yoktu. Yani öyle kestanenin kalıpların, tahtların şey parçalarını. Kabuğu herhalde. Kabuğu değil. Gövdeyi böyle baltayı vururlar, tak atar. Dizerler, rüzgar uçurmasın diye belirli yerlere kestane ağaçları koyduktan sonra onun nezir taş koyarlar. Taş koyarlar. Dedi ki, oğlum dedi, o kadar acayip ki bu ormanlar ve insanlık birbirinden kopuk ki, dedem kültürlüydü Samsun'da, devlet demir yollarında emekli olmuştu. Biz diyor, daha dağın tepelerinde, yukarılarda kavim, milletlerin olduğunu, medeniyetin olduğunu bilmiyorduk. Öyle bir sel felaketi geldi ki baktı ki yunga, yani kiremit şeyleri o. Onlar gelince dedi ki yukarıda millet var. Biz ondan, onlar bizden haberleri yoktu diyor. Bunu böyle derdi. Mesela o eskiler bilirdi, niçin çok peygamber geldi, böyle derdi yani. Derdi ki ya bir ilçenin dedi daha sahil dağlardan, daha sahilden haberi yokmuş. Kimse sahilde kalmazmış sinek olur diye. Ve de bitki yetişmezdi sahilde. Onun için herkes dağlara, orada suların yanında olurdu. Dolayısıyla bir ilçede kimse kimseyi bilmezken ancak kendi yöresini, şimdi Adapazarı'ndaki insan Mersin'dekini nereden bilecek? Tillo'dakini nereden bilecek insan yaşıyor? Ve nasıl böyle bir oraya mı gitsin peygamber? Tillo'ya da bir peygamber, Adapazarı'na da bir peygamber, İstanbul'da da bir peygamber. Dolayısıyla peygamberler aynı zamanda mutadid defa geldiğini ustad böyle söylüyor. Şimdi bu bazı ulul peygamberler, ulul azı peygamberlerin inkılap başı olduklarını ve büyük bir hadiselerin başı olduğunu ve ciddi bir işlevleri olduğunu. Acaba fetretten sonra geliyor. Sonra geliyor, evet. Yani büyük bir fetret. Evet, büyük fetret. Büyük bir fetretin. Şeyi, zaten inkılap o. Fetret demek, din gitmemiş. Mesela Pigmelere, Sibirya'ya. Din gitmemiş. Din gitmeyince, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'azibine, ve men nu'azibine hatta nebesen Resul'a. Ve men künne mu'azibine hatta nebesen Resul'a. Doğru. Hatta Resul'a. Şimdi diyor ki orada, 28. mektupta mıydı? 8. meselesinde. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Mesela Sibirya'da adama hiç din gitmemiş. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki fetreti anlatırken mevzuda din gitmiş ama doğru gitmemiş. Terörist dini diye gitse bile yani yanlış gitmiş. Mesul değiller der. Çünkü mesul olabilmesi için iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Tamam mı? Neyse girmeyeceğim. Onun zaten öyle bir dersimiz var. Bir saat. Şimdi Davut Aleyhisselam hissediyor. Bir sürecin devamı olduğunu. Yani onun aslında çeşitli şeriatlar var. Farklı bölgelerde. Bunun kavmi biraz da medeni olduğu için onların cemi olduğunu, yani bütüne getirilmiş kitap olduğunu, yani diğer önceki peygamberlerin öğretileri, yani suhufları ve derslerinin cemi olduğunu, yani yeni bir şey olmadığını ama toplama olduğunu ondan. Diyor ki, bir de okuyayım. Nuh ile İbrahim aleyhisselamlar insanlık tarihinin belirli zaman dilimlerinde ortaya çıkan iki önemli şahsiyet, iki köşe taşı
durumundadırlar. Sonra ben bu toplamalardan sonra okuyacağım size. Kendi kanaatimi belirteceğim. Daha ona gelmedim. Devam ediyorum araştırmama. Bunlardan Hazreti Nuh Aleyhisselam kendi adıyla beraber anılan tufan hadisesini yaşamış biri olarak, yani beşeriyetin çok mühim köşe taşı. Ki suhuf verilmediği halde ama beşer tarihinin ikinci babası kabul ediliyor. Adem Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam. Çünkü beşer tekrar ondan yeniden filizlendi. Biri olarak bir ölçüde ikinci Adem Aleyhisselam gibi telakki edilmiştir. Tufandan sonra çeşitli milletlerin Hazreti Nuh'un oğulları, yani tufandan sonra bu kadar dünya üzerindeki şu millet nereden çıkmış? Üç tane çocuğundan çıkmış. Hazreti Nuh'un oğulları Ham, Sam ve Yesef'in soyundan geldiklerini bilinmektedirler. Efendim abi? Yafes değil mi abi? Yok, bu var. Ham, Sam, Yesef. Burada Yafes yazıyor da abi. Ha, o ya, Yasef yazıyorsa şeyden kaynaklanıyor. Osmanlıca'da E ile A böyle şey yapılabiliyor. Ama şey var abi burada. Yafes, Yasef, yani şu kelime çok değişiyor. İkisi farklı yani. Evet. Yani sizin doğru olabilir. Yafes ben de öyle anladım. Sizin doğru olabilir çünkü A çekmesi lazım. Yasef de benim baktım demek ki ya ben de veya baktım ki belki bendedir atacağım. O zaman ben Yasef diye değiştireyim. Orada öyle. Ya? Ya Fes. Ya Fes. Tamam abi. Biz de hep el ezberlemişiz. Yasef ha. Mi? He, Yasef diye. Ama burada... Ama böyle görünce ben de böyle yazdım. Yasef'in soyundan geldikleri bilinmektedirler. Bu durum Hazreti Nuh'un insanlık tarihi içinde yeri ve öneminin anlaşılması bakımından önemlidir. Çok önemli. Bak, köşe taşı beşerin. Yani bir kitap verilmesi değil, ulul azm peygamberlerin kitap verilmesi değil, beşeri tarihinde büyük bir ciddi inkılap, köşe taşı ve tarihi süreci değiştiren bir özellikleri olursa ulul azm peygamber oluyor. Aynı şekilde Hazreti İbrahim de aleyhisselam Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi üç büyük dinin mensuplarının atası sayılmaktadır. Hristiyanlar da İbrahim'in atası. Müslümanlar da atası, Yahudiler de atası İbrahim. Yani sanki kavşak, üç yol ağası, altı yol ağası değil de üç yol ağası, kavşağı İbrahim. Ulul azm peygamberlerin en önemli ortak özelliklerinden birisi de, bir tanesini okudum. Onların aynı zamanda şeriat sahibi olmalarıdır. Yeni bir şeriatla gelmişler. Davut Aleyhisselam yeni bir şeriatla gelmemiş, var olan şeriatın cemiymiş. Okuyacağım. Yeni bir şeriatla gelmeleriymiş. Meryem oğlu İsa'ya Aleyhisselam açık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Ayrı bir inkılap başı bu. Yani Allah'ın ayrı bir tecellisi bundan tahakkuk ediyor. Şimdi bana göre bu araştırmaları yaptım, ondan sonra tasnif ettim. Bundan sonraki ifade uslup bana aittir. Bakayım o araştırmalar çok uzun, buraya kadar bitti. Bundan sonra ben şimdi o araştırmaları uzun olmasın diye okudum, düşündüm. Risale'nin gözüyle bakayım ne bulmuş, yani ne hulasa yapmış. Demişim ki bana göre sanki bu ulul azm peygamberler bir inkılap başları, onu diyordu zaten. Diğerleri onların inkılaplarının devamları. Bunlar yenilik getirmekle beraber hem hayatın köşe taşları hem de ilginç hayatları hem de bir şeriatın devamı niteliğinde değiller bunlar. Yeni bir şeriat. Davut Aleyhisselam'a kitap verilmesine rağmen ulul azm peygamberlerden olmaması bu yukarıda saydıklarımdan, bir de Musa Aleyhisselam'ın devamı niteliğinden olmasıdır. Zaten kitabı şeriat kitabı değil. Dua kitabı. Evet. Dua ve ahlakla hala böyle. Dua yani. Davut Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan Tevrat'tan sonradır. Sanki onun şeriatının gelişmişi gibi. Yani şeriat Musa Aleyhisselam getirmiş. Yani içsel yapılanma, münacat gibi ahlaki
değerler, munacak şeklinde Davut Aleyhisselam o Musa Aleyhisselam'ın kitabını genişletmiş. Yani tamamlamış gibi. Devamı gibi oluyor. Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Şüphesiz de İbrahim de onun Nuh'un milletindendi. Bu da ayet mealleri. Bu beşinden sağlam söz alınmış olmalarıdır. Allah beşinden sağlam söz almış. Ne olursa olsun sabredeceksiniz. Ne demişti? Sabredeceksiniz. Kararlı olacaksınız, sabırlı olacaksınız, gayret göstereceksiniz. Yılmayacaksınız. Allah direkt böyle bunlardan söz almış. Hadiste Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Nuh'u ilk Resul şeklinde vasıflandırmıştır. Allah Allah. Bu hadis. Hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Nuh'u ilk Resul şeklinde vasıflandırmıştır. Kitap olmadığı halde. Şeriatla geldiği için. Davut aleyhisselam ayrı bir şeriat değil, Musa aleyhisselamın devamı gibi bu beş diğerlerinden Bakara 253. ayetinde bir kısım peygamberlerin diğerlerine nazaran kemal ve fazilet yönünden daha üstün yaratıldığı ve kendilerine bazı meziyetlerin verildiği şu şekilde belirtilmiştir. Evet, ayetten okuyorum. Bakara 253 mealen. O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya aleyhisselama açık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Ve metin bitiyor. Büyük azim sahipleri kararlı ve sabırlı kimseler demektir. Bunlar bağımsız peygamberlerdir. Bir şeyin devamı değillerdir. Burada bitiyor. Şimdi ben size farklı bir konu açacağım. Risale-i Nur'a, Risalet-i Nur, Resail-i Nur niye farklı denmiş onu okuyayım. O çok soruluyor. Bugünlerde gene çok soruluyor. Risale-i Nur, Risale-i Nur. Bak, Risalet-i Nur, Resail-i Nur, Resail-i Nur, Risalet-i Nur. Bak, Resail-i Nur, Resail-i Nur diye geçer Risale'de. İ, Risale-i Nur, 3, Risalet-i Nur. Tamam. Şimdi Risale-i Nur şahs-ı manevi temsil eder demektir. Kullanıldığı yerlerde Risale-i Nur bizim bildiğimiz isim Risale-i Nur şahs-ı manevi temsil eder ve şahs-ı manevi ifade eden kitaplar işte. Yani o kitapların şahs-ı manevisini atfediliyor. Resail-i Nur Resail-i Nur 12 hak tarikatın hulasası ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh şahs-ı manevisini temsil etme tarafıdır. Resail-i Nur. E ile başlayan. Resail-i Nur 12 hak tarikatın hulasası ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh şahs-ı manevisini temsil ediyor. Ondan sonra Risalet-i Nur ise Risalet tarafı ki vahiy anlatan tarafı ayetlerin manasını anlatan yönüdür. Sonra bunu esmaya uygularsak E ile başlıyoruz. Risalet-i Nur abi bölmeyeyim de birinci şey o zaman Risalet-i Nur'dan bahsediyor abi. Birinci şey olan 33 tane ayet-i kerime var ya. He. O zaman Risalet-i Nur'a mı bakıyor? Evet. Birinci şua ayetleri manasını oraya dikkat ederseniz Risale-i Nur'dan bahseder. Çok. Resail-i Nur ise İmam Ali'nin ve Geylani Hazretleri'nin anlattığı mevzularda geçen E ile Resail-i Nur.
Normal biz ders yaparken işte bütün külliyata hakim olan Risale-i Nur. O da şahs-ı manevisi temsil etme noktasında anlatıyor. Yani bu külliyatın açık böyle bir cümlesi değil, benim tespit ettiğimdir. Tenkit edilebilir, değiştirilebilir, başka şey bulunabilir. Yani külliyata yüklenen manaya göre böyle istedim. Ben yani istihraç ettim yani. Bunu isimlere uygularsam dedik. İsimler, R ile başlayan Resale-i Nur, hakem ismine bakar, kainat kitabını okutturur. O yönü. İ ile başlayan Risale-i Nur ise hakim, iyi çekiyor. Hikmet 14 cilt kitaba bakıyor. Risaletin Nur. Risaletin Nur A çekiyor. Hakim. Lef-i Mahfuz'a bakıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bu üç isme iki isim daha ilave etmiş. Şu alar 41'de anlatıyor. Onu nedir? Hazreti Ali bu üç isme iki isim de eklemiş. Şu alarda 41. sayfada. Nedir o? Siracin Nur. Enfusi tarafı anlatır. Siracis Sur. Siracis Sur. Afaki anlatır. Sur, ya, değil mi? Siracis Sur. Sur. Bak Siracus Sur. Bir de kodluyorum birincisi. Siracun Nur. Siracun Nur. İkincisi Siracus Sur. Siracun Nur, Nur ismine. Siracus Sur, fert ismine bakar. Yani Siracun Nur, Nur ismine enfuse bakar. Siracus Sur fert ismine afaka bakar. Yönüdür. He? Surc mu? Sur surcu. C var değil mi sonunda? Tamam, tamam. Çok güzel. Allah razı olsun. Düzeltin beni. Doğru. Bu bana ait bir şeydi. Şimdi Siracun Nur afak değil mi? Siracun Nur şeye bak, enfuse bakar. İsmi Nur'a bakar. Surç afaka bakar, fert ismine nazır bakar. Ondan sonra size kısa bir şey de okuyayım. Keseyim herhalde. Şu. Sirayet dersini çok yaptık. Başka bir şey buldum. O derslerden hariç bir şey bulunca ekledim buraya. Su bu bir parçadır. Mektubat 142'de şöyle bir şey var. Yok senin ağzındakini istiyorum. Peygamberimize demiş. Kadın. Hayasız bir kadın. Oradan bak ne buldum. Yani sahabenin yanında sahabe kızmış ya. En hayasız kadın. Medine kadınları mıydı? Mekke mi Medine mi? Medine olmadı. He Medine. Ondan sonra en hayasız kadın malum. Lokma istedi. Allah Resulü verdi. Hayır ağzına koyup ondan sonra çıkar bana ver. Sahabe fena kızdı. Peygamber aleyhisselam. Sahabe haklı ya. Ama peygamber sahabe çok haklı. Ben camdan aşağı atardım. O kadın oraya sokar mıydın peygamber? Ama acayip bir şey. Ama ben ona hayret etmiyorum. Peygamber nasıl bir insan? Nasıl bir peygamber? Nasıl sabır? Nasıl tahammül? Ben bir şeyde ne de çık içeri. Yani peygamber yani bu sabırları var ya beni deli eden bir tarafları ya. O kadar acayip ki. Ya bak diyor ki ağzındakini ver. Tamam diyor çıkar veriyor. Yani sesten çık lan şey. Ben dert. Onun için peygamber olamadım herhalde. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Çok hoşuma gidiyor peygamber. Yani peygamberimiz geçince ben bir tuhaf oluyorum ya. Hayret ediyorum ya. Denge var ya denge. Valla ben beşeriyetim değil yani. Ben senin söylediğin sözü Miraç'tan geldikten sonra yine aynı. Ya bu lazım mı? Tabii abi fiyakosu artacak da olan. Biz nereden geliyoruz lan? Ondan sonra adamın cebinde biraz para oldu mu arabası değişiyor. Karıyı bile değiştiriyor ya. Evi değiştiriyor. Arabası kahvesini bile değiştiriyor. Yemeğini değiştiriyor lan biz şey yaptık diye. Adam milli piyango vermiş ailesini darmadağın etmiş. Ulan bir de Miraç'a gitse bu ne yapardı yani? Dünyayı dağıtırdı. Ulan Miraç'tan gel bedeviye kanaat et. Her şeyin kaynağı sensin.
Kainatın çekirdeği hasta olduğunu gördün. Buna kanaat et, buna tebliğ et. Vallahi acayip bir şey ya. Hiç fiyat... Yani gitti geldi hiç değişmemiş. Böyle bir şey olur mu ya? Ulan ben biraz bir şey bildiğimi size falan şey yapıyorum ya. Allah Allah ya. Peygamber. İnşallah. Komşu oluruz ona. Tabii canım. Başka şansımız yok yani. Laz demiş ki, ya Resulallah bana şefaat edeceksin. Niye? Başka şansım yok. Dua etmiş biliyor musun? Başka şansım yok. Çünkü kurtuluşum yok diyor. O kadar rezil günahlar varmış ki. Duydum ben de. Ben duydum ha, bunu hikaye değil. Ha, ondan sonra duydum. Mihraptayım ben. Hocayım ya. Döndüm cumada. Ya Resulallah. Yaşlı bir adam. Bana şefaat edeceksin. Çünkü başka şansım yok. Ama böyle de yapıyor. Başka şansım da yoktur. Dedim ki emeceğim. Niye? Ya deme hoca dedi. Hoca efendi. Ya başkan. Başka öyle dua, sebaplarla, mevaplarla diyor. Aynı böyle diyor. Sebaplarla, mevaplarla. Ben affedilemem. Niye öyle diyorsun? Dur. Beni ancak o devreye girerse. Ama girmek zorunda. Niye dedim? Başka şansım yok. Böyle yapıyor. Ya Resulallah. Şefaat edeceksin. Benim elinde böyle yapıyor. O kadar kaptırmış ki ben onu acayip gördüm. Ben bu kadar... Cemaatlara, bu kadar yerlere gittim. Allah'tan böyle şey isteme şeklini bir antika bir onda gördüm. Bir de Kabe'de bir garibini bir görmüştüm. Yani konuşurken ya Rabbi beni affedeceksin. Ya Resulallah. Bana şefaat edeceksin. Mecbursun. Böyle yapıyor. Ne yapayım? Benim başka şansım yoktur. Ya Resulallah duyduğunu biliyor. Böyle yapıyor. Ama ben de yapamıyorum. Ağlıyor. Kadın da mücadele süresinde hani kadın çok istemedi ya. Duymayın beni. Duydu. Sonra ayet iniyor ya. Evet. O da çok hoş. Ya. O kadının şeyi de. Evet. Yani nazara alan bir Allah. Ya. Allah öyle bir Allah ki. Diyor gitmiyor kadın. Gitmeyeceğim diyor. Sonra yoluna gitmeyeceğim diyor. Ondan sonra geliyor şey. Ya değil mi? Allah. Ya. Allah ne ama Allah. Yani sana kocasını şikayet eden evet. O kadının sesini duyan Allah'ım diyor. Duydun diyor. İşittim diyor. Allah. Hakikaten çok acayip bir Allah olur ya. Ya kadın. Yani bu kadar büyük bize bir Allah ya. Ancak Allah olur ya. Ben elhamdülillah gurur duyuyorum ya. Dün işte namazda hatırıma geldi. Böyle ahiret hesap, cennet. Benim haletim ha. Sakın şeriattan zannetmeyin. Cennet, cehennem, yedi kat sema, işte alemler, Cebrail, Mikail, kabir, nüker, mekir, günah, sebap, hesap, mesap. Hiçbir şey görmedim. Bunlar bana şey geldi. Sanki alimimden sinir. Bunlar biraz senaryo, bir sistem, işletim sistemi. Haşa hepsi aynı. Fakat Allah'tan başka hiçbir hakikat görmedim ya. Bir namazda böyle bir güzel şey oldu. Sonra tövbe ettim. Ya Rabbi suç olduysa bilmiyorum ama affet dedim namazda. Yani Allah ya. Hani şeyde gördüm bu şeyden sonra etkiledi beni. O ikinci emirden ders yaptık ya. Ne cehennem endişesi. Ne de cennet ümidi taşımadan sıfır zahilayı. Bu acayip bir ders yani. Beni böyle ruhumdan böyle etkileyen, sarsan bir ders. Ruhumdan çıkan bir şey. Onu mutlaka bir kardeşlerim dinlemesini tavsiye ederim. Yani bir bilgi değil falan. Ne cehennem endişesi ne de cennet ümidi. Yani bir itmek, çekmek değil. Öyle bir problemimiz olmamalı. Ne cehennem endişesi ne cennet ümidi. Böyle bir problemimiz olmamalı. Sıfır zahilayı. Niye? Allah'ı Allah olduğu için. Cennete koyacağı için Allah sevilmemeli. Meşrudur. Ama sen yapma. Cehennemde beni kurtaracağı için Allah sevilmemeli. Meşrudur ama sen yapma. Allah'ı Allah olduğu için sev. Bu üstad öyle diyor. 28 sene işi var ya neyse. Neyse gelelim şu hayasız kadına. Peygamber deyince sistem benim hepten bozuluyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Diyor ki 142 mektubat. Yok senin ağzındakini istiyorum. Onu da vermiş. O gayet hayat, iyi dinleyin ama sirayetten konuşuyorum. O gayet hayasız kadın o lokma yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi oldu. Bu ne akıllı olmuş değil mi? Ne alakası var bu lokma? Yani o lokma isteyecek kadar akıllı. Yani. Tabii. Ama kusura bakma. Kaç yaşındasın? 35. 15'i çıkar buluçağı 20. 20 senelik dini kültürünle istiyorsun bunu.
O sıfırdan. Senin peygambere verdiğin mana onda yok. Sen şimdi tabii ki isteyecek. Hayır. Senin peygamber anlayışın 20 senelik birikim. Lütfen o sıfır. Hatta eksi. Biz abi bak biz tamam 20 yıllık ya da biz doğduk büyüdük. Hani İslam kötü. Biz var ya yani peygamber aleyhissalatü vesselam'ı onun kadar şey yapamıyoruz abi. Yani anlayamıyoruz. Evet. Ha yani hissedelim. Onu isteyemiyoruz yani. Evet. O artık ona yakın olmanın vermiş olduğu bir şuurla mı istedi? Neyle istedi? Sirayete bakalım şimdi bak. Yani neyle istediyse onu istiyor. Biz yani her şeyi önümüzde peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetleri her şeyi. O hiçbir şey bilmiyor. Yani. Sıfır bak 20 sene. Sen mesela kaç yaşındasın Fethi abim? 70'de. 70. Çık 15. 55 mi? Evet. He? 55. 55 senelik dini bilginle peygamberle bakışın var ve böyle bir şey. Bu eksi. Hem de en hayasız kadın. Bir de malum. Hayasız. Değil mi? Şimdi bu Lokma ile Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi nasıl olur? Yani adetullah'ı işlettireceğiz şimdi. Mucize, tabii ki mucize ama mucize de bir kural sisteminde işliyor. Unutmayın. Mucize bile kuraldır. Kuralsız hiçbir şey yoktur. Sebepler kuraldır, sebepsiz tecelli de kuraldır. Normal yaratılmak kuraldır. Sebepsiz yaratmak da bir kural tahtında işliyor. O da bir kuraldır. Mucize de bir kuraldır. Ve en azından kuralın sisteminden bize bahsediyor. Mesela diyelim ki parmaklarına su akması niye bize bahsediliyor? Ha böyle bir şey olacak teknoloji. Peygamberlerin mucizeleri beşeriyetin terakkiyatının son olduğunu gösteriyor. Ha bunun benzerini yapın demektir. Yani peygamberlerin mucizeleri gene bir kural var, kural. Şimdi ağzından çıkan lokma ile kadın yedi en hayasız kadın Medine'nin kadının fevkine çıkacak kadar hayalı olmuş. Ne var diye Allah şey yaptı bana, merak ettirdi. Demişim ki, işin izahım benim, müthiş sirayet dersi var. Acayip sirayet kanunu var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayası ekmeğe, oradan da kadına sirayet etmiş. Demek hisler sirayet vesilesiyle, bak demek hisler sirayet vesilelerle edebiliyor. Yalnız fiziksel temas olması lazım. O lokma aracılık yapıyor, kablo gibi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın yani dualar şöyledir. Ben bir kere o kuralı anlatayım. Risale'de geçeni de anlatayım. Gıyaben bil gayb. Gıyaben dua etmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 19. mektubuna bakın. Hiçbirisi ama hiçbirisi temassız, fiziksel, fizik kullanmadan duası yoktur. Hiçbir tane. Mesela konuşamayan bir çocuk yanına getirdiler diyor. Elini göğsüne koydu diyor. Okudu, hıyar gibi siyah bir şey çıkarttı, attı diyor. Hatırlar mısın? Ondan sonra kuyu meselesi. Hepsine birer tane örnek vereyim. Kuyuya tükürüğünden damla attı. Fiziksel temas. Ondan sonra mezarlıktan misal vereyim. Veya su atması. Fiziksel temastan devam oldu. Su dökün demiş. Dökerken başlamış kaynamaya. Mezarlığa gitmiş bir zatla. Demiş ki işte ben kızımı daha önce gömdüm. Müslüman olunca vicdan azabı çekiyor. Ne olur onu şey yap diyor. Tekrar gelsin. Tamam dua edelim diyebilirdi. Hadi beni oraya götür diyor. Fiziksel temas oraya gidiyor. Peygamber Aleyhisselam şey. Onun için bakın gıyaben bil gayb dua etmek. İki. Karşına tutup gözüne bakarak dua etmek. Ama gözüne bakarken okuduğun ayetin sonunda dudak değil. Ben şeriat kitaplarından söylüyorum size. Dudak değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Gayrin mağdubi aleyhim velen dallin. Sonunda. Hem gözüne bakıyorum nefes. En tesellisi temas. Temas da. Ama risk taşıyor. Risk. Re, İstanbul, Samsun, Ke. Risk. Nedir o? Temas edip okumaya kalkarsan iki ceset kaynama yapar kabloyla. Tek olur. İki ceset tek olur. Ruh da tek olur. Ondaki maraz sen, sendeki hayır onda olur.
İki şeyler, hani ustad diyor ki, iki ceset bir ruh diyor. Temas ettiğin anda aynı oluyorsunuz. İki bilgisayarı birbirine bağladığınız anda ikisi aynı görüyorlarsa virüsü buna da sıçrar. Eğer sen kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyen yoksa okudun değil mi, temas ettin? Okuma, temas ederek okursan ama. Diğerinde değil. Temas ettin değil mi? Kuvve-i kutsiyen, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyen yoksa aynı seni blok eder, sana sıçrar. Hiç şansın yok. Hiç ama. Ama sende kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye varsa onu öyle çakarsın ki o sendeki o ruhsal enerji, yani ruhun enerjisi dediğimiz iman yani. İman mahluktur, realitesi vardır. Çünkü iman hayatın hayatıdır. İman nurdur, kuvvettir. Kuvvet ya mahluk. O iman onu ne yapar? Onu gider işini bitirir. Karşıdaki yanar. Temas ettin ya. Yanıyorum. Ağırlık basar. Böyle vücut alt üst olur. Çünkü müthiş çatışma başladı. İki ceset bir ruh. Ruh tek oldu. Artık oradaki ruhu bu tamir ediyor. Takır 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 çakıyor, kırıyor, kaynak ediyor, yapıştırıyor, boya yapıyor falan. Ama kuvve-i kutsiyen yoksa sakın deme. Bu onunla mesela evinin dışındakilere yapmayacaksın böyle. Evinin kapın, yani kapıyı kapattın sana, dışı derken hanımın çocuğuna temas edin. Diğerlerini yapmamanızı. Şimdi bunu latif nüktelerde 30, 31, 32, 33. sayfalarda huruf-u mukatta en tesirli olduğunu, maddi ilaçların 1000 derece haysiyetinden daha fazla barla 69'da tesir ettiğini vesaire anlatıyor. Şimdi gelelim sirayet şeyine. Peygamber Aleyhisselam ağzındaki lokmaya Peygamber Aleyhisselam sirayet etmiş. Yani Osmanlı yaptığı binaya nasıl Osmanlı ruhu sirayet etmiş? Buram buram Osmanlı kokar o camide, o binada, o köprüde. Daha kaliteli taş kullanın, o ruhaniyet yoktur. Başka bir sirayette bahsedeyim, herkes yaşadığı bir şeyi. Memleketinize gidin, büyüdüğünüz yer veya İstanbul'da hangi yerde doğdunuz, hangi evde, hangi hastanede veya işte çocukluğunuz hangi sokakta geçti, misketlerde oynadın. Ben mesela 2-3 ayda bir gider hasret başlar beni. Mesela Hasköy'de misket oynadık, çocuk işte koyacağım. Top oynadığımız yerler. Gider böyle, arabayı koyarım yere, alık alık böyle, düşünce düşünce, hepsi benimle konuşur. O sokak, o şeyler, taşlar, o bina, o komşumuzdaki teyze vefat etmiş tabii. Ona bakarım böyle, ağlarım. Çünkü o artık bina değil. Ben bir şey anlatıyorum, tarihi anlatmıyorum. Yani o bir penceredir der, oradan maziyi seyredersiniz. Bu hayal değil, aynı gerçektir. Ustad bunu Van Kalesi'ni çıkarak görmüş. Ben bu diyor, Van Kalesi'ndeki o harabe evlerini gözümle değil, kulağımla görüyordum. Kulağımla değil, gözümle işitiyordum o şeyleri, feberyanlarını. Ha, çok ilginç. Yani bir hakikat ucunu şey yapıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü, şimdi senin hatıran bir taşta oturdun, annenle çobanlık yaptın. Ben çok kullanırım çünkü annemle öyle çok şey yapmışız. Çobanlık yaparken 7 yaşına kadar annemle otururduk. Annem bir şeyler anlatır. Çocuktuk tabii. Şimdi o taş duruyor. Ben oraya gidince sen hiçbir şey hissetmezsin. Ama orada ben varım. Orada annem var. Orada tarih var. Yani bendekini aktif ediyor. Duru görü medyumu diye bir şey var. Duydunuz mu? Yok. Duru görü. Bunlar eşyalara dokunarak ona kim dokunmuş, ne hissetmiş, dokunduğu zaman ne hissetmiş, neler yaşamış onları şey yapıyorlar abi. Evet. Avrupa'da genellikle böyle özel amalar falan yapıyorlar abi. Bunu dokunuyorlar. Evet, olabilir. Eşyalar. Sirayet işte. Evet, aynen. Sirayet kanunu burada lokmasına Allah Resulü'nün sirayet etmiş. Allah Resulü nefesine sirayet etmiş. Allah Resulü tükürüğüne sirayet etmiş. Allah Resulü'nü sirayeti anlatmak için söyledim. Lokmasına kendisi sirayet etmiş. Peygamber sirayet etmiş lokmaya. O lokma değil artık. İçi değişik. Çünkü niyet ve nazar mahiyeti şey değiştirir. O girdiği zaman kadının ruhunu yapılandırmış. Hemen zirve yapmış. Burada kesiyorum. Sirayete ait bir ek yaptım. Bulduğum bir şeydi. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Daha sonra inşallah bir haya. Haya toplaması, şey toplaması dersi değil de. Hayadan bulduğum, tefekkürlüm de bulduğum haya. Haya çok ilginçtir. Ne demektir de bir de onu yaparız. El Fatiha.